Ya Fırat kardeş, oldu mu şimdi böyle? Ebru! Narin! Hemen geri dönün. İleride bir tekne batmış. Baran Ayşe'nin olduğu tekne olabilir. Dönemeyiz. Ebru, geri dönün. Umarım onların olduğu tekne değildir. Alo. 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 Oldu mu şimdi böyle Fırat kardeş? Alo Oğuz. Bu Kamışlı civarında bir tekne batmış. Bizim tekne olabilir mi? Ebru ile Narin de şimdi oraya doğru gidiyorlar. Tamam, sağ ol. Ben dedim bacılara, baraj kapaklarını açtılar diye. Ne olacağı belli olmaz diye. Benim tekne gitmez ki oraya kadar. Tamam kardeşim, sen beni tanıyor musun? Bak, birincisi senin teknendekilerden birisi benim bacım. Diğeri de yengem. Senin teknene bir şey olursa hesabını benden sorarsın. Sen şimdi hele şu batıktan bir bahset bakalım. Bizim tekneye benziyor muydu? Vallahi Fırat abi suya batmıştı. Tam seçemedim. Bildiğin batmış tekne. Hayırdır? Sizinkilerden biri mi açıldı tekneyle? Yeğenimle arkadaşı. Vah vah. Dur hele canım. Belki sizin tekne değildir. Öyle hemen telaş yapma. Teknenin nereye gidecekler ki? Bir yerde durmuşlardır. Oğuz komutan bir saate kalmaz bulup getirir onları sağ. İçimde bir sıkıntı var. Ay şöyle şurumda. Darlanayım. Biri sanki yüreğimi avucunun içine almış. Böyle sıkayım. Allah hayırlara çıkarsın. Her şey iyi olacak, göreceksin ana. İnşallah, inşallah. Nasıl batmış ki bu ya? Vallahi Fırat artık eskisi gibi deli akmıyor. Ama ara sıra yine öyle deliri veriyor işte. Ya kardeşim ben söyledim. Çıkılabilecek gibi olsaydı ben çıkardım zaten. Benim de ekmek teknem sonuçta. Ne olacak şimdi? Tamam kardeşim, dedim ya sana. Bir şey olursa ben hesabını veririm sana. Hele şunları bir sağ salim bulalım. Tamam. Alo teyze. Fırat, bir haber var mı oğlum? Yok teyze. Daha henüz bir haber yok. Arıyoruz. Ama sen kalbini ferah tut. Narin'le Ebru da şimdi tekneyle açıldılar. Bulacağız inşallah. Sen canını sıkma, tamam mı? Hayırdır Hasan? Tekne batmış. Ama daha kimin bilmiyoruz. Kendi alağınınki olabilir. İki de çocuk mu ne varmış içinde? Alo teyze. Alo. Alo. Ne ki bu adam? Alo teyze. Alo. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana.
ettin sen oğlum. Rıza, kaymakamını aradın değil mi? Haberleri var geleceğimizden. Unuttun değil mi? Sonuç? Hey Allah'ım ya Rabbim ya! Sen büyüksün ya! Kaymakam bey, iyi günler. Ben kendi aşamı verdi. Sağ olasın kaymakam bey. Şükür iyidir. Kaymakam bey, benim sizden bir maruzatım olacak. Bu kaymakamlığa bağlı tekneler var ya. He, onunla ilgili. Yahu bizim yeğen tekneyle açılmış, nereye gitti, ne etti bilmiyik. Deyzem oğul dedi de aklıma düştü. Şu sizin tek... Hay sağ olasın kaymakam bey, Allah razı olsun. Tamam, biz de yoldayız zaten, geliyik. Gelince yüz yüze konuşuruz, hem acı bir kahveni içmiş olurum. Haydi sağ olasın. Allah'tan baba adam da işi yokuşa sürme daha. Of Baran, of. Neredesin be oğlum, neredesin? Delikanlı çocuk ha. Yapmış bir zarlık. Benim katılmışım Baran'a bir şey deme. Kes lan sesini. Amca ya, üzülüyor tabii. Öperse sevgilisi olur. Sevgilisinden ayrılabilir. Ama bir erkek bir kadını alnından öperse alın yassı olur. Alın yassı değişir mi hiç? Sakin ol.
bırakmanın zamanı değil. Onlar kıyıya çıkmıştır. Bulacağız onları, tamam mı? Lanet olsun Fırat! Her damlanı kor edip içime dökmeye yeminin mi var Fırat? İçimi yakmaya yemin mi ettin Fırat? Su yakar mı hiç? Su yakar mı hiç? Evlatlarımı geri ver Fırat! Evladıma geri ver! Aman gel, babam gel. Thank you.
Lan ne yapayım? Delirdin mi? Sakin ol, oğlumuza bir şey olacak. Allah senin belanı versin Kendal'a. Ne istedin bizden anne? Ne? Oğlum! Oğlum, oğlum! Sibel! Sibel! Sibel, sakin ol. Sibel! Delirdin mi? Beni mi vuracın ha? Vuracın mı? Kimi vursam acaba? Seni mi vursam? Yoksa kendimi vursam? Yoksa oğlunu mu vursam Kendal'a? Ha? Söyle! Söyle! Ha? Kimi vursam söyle! Söyle! Kardeşimi bul bana! Kardeşimi bul bana! Sibel! Sakin ol, kardeşini bulacağız, arayık işte. Ayşe. Ayşe. Ayşe uyan hadi. Kalk hadi bak. Geldiler. Ayşe. Ayşe uyansana ya. Taşıyacağız. Kaybedecek vaktimiz yok. Nasıl taşıyacağız ki? Sen Ayşe'yi taşı daha hafif. Ben Baran'ı taşırım. Allah yardım etsin. Kalk Baran. Hadi oğlum kalk. Thank you.
az kaldı. Önce Ayşe'yi çıkaralım tekne. Tamam. Koltuk altlarından tut istersen. Haydi. Getirken dal. Vur adamın ölüsünü bulamadın. Var adamın dirisini isterim. Duyun bir beni ha. Git Fırat'ın bağrından sök al getir torunumu. Getirken dal. Al getir. Tamam hadi. Baran. Tamam. Baran. Öğretmenim! Barış! Emniyetin dikkatine. Çocukları bulduk, yaşıyorlar. Emniyet olarak kıyıya iki tane ambulans gelsin, değil miydi? Thank you.
Fırat Bey, çocuklar bulundu. Yaşıyorlar, geliyorlar. Abi, ne diyor, yaşıyorlar mı? Yaşıyorlarmış, iyilermiş bacım. Allah'a şükür. Allah'ım, yaşıyor. Ana, yaşıyorlarmış ana. Anacak, iyilermiş, yaşıyorlarmış. Allah'ım. Teşekkürler. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok. Hadi tamam, sıkma bu kadar canını. Ben Baran'ı bulunca onun canını öyle bir sıkacağım ki. O kesin. Baran, yani Narin Hanım'ın oğlu. Yani Narin Hanım senin annen mi? Saçmalama canım, ne alakası var? O zaman nasıl yani? Bak, sen çok soru soruyorsun ve ben şu anda bunları cevaplamak istemiyorum. Beni iskeleye bırak. Tamam, tamam. Bir şey demedim de sormadım da. Atla hadi. Anacığım, haydi konağa gidin siz. Hayatta olmaz. Ben de geleceğim. Teyze, Kendal doğru söylüyor. Hadi git eve. Haydi. Her şeyden haberdar edeceğim. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Rıza! Haydi. Dönelim. Abim dönmüş müdür abla?
Anne. İyi mi? İyi kızım, merak etme. İyi olacak. Bir kendine gelsin, soracağım ben ona. Ada, neredesiniz ya? Anneme de ulaşamıyorum. Öldüm meraktan. Baranları bulduk. Hastanedeyiz. Hastane mi? Korkma. Bir şey yok, iyiler. Tamam, biz hemen geliyoruz. Abim gelmiş mi? Teşekkür ederim. Her şey için. Önemli değil. Nasıl peki? İyi. Ama şimdilik. Ne demek şimdilik? Gözünü açar açmaz ben ona soracağım demek. Ne yapacaksın? Ben onu var ya. Ben onu. Ben. İki hastamızın da durumu iyi. En azından korkulacak bir şey yok. Bu gece burada kalsınlar. Hepinize geçmiş olsun. Olacaklar inşallah. Baran'la Ayşe için kıyafet istediydi Kendal. Melek şeyi verdi, neydi adı? Rasım. Kasım. Ha, Kasım. Ona verdi, o götürdü. Teyze. Merak etme teyzeciğim, durumları iyi. Doktor şimdi çıktı, söyledi. Ya gerçekten durumları iyi. Sen üzme kendini. Bu gece burada kalacaklar. Tamam teyze, söylerim herkese. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Aa, teşekkür edebiliyor musun sen? Ya, tamam. Özür dilerim. Ama bu kadarı fazla. Teşekkür ederim, özür dilerim. Kafamı yaran adaya ne oldu? He, bu durumdan şikayetçi değilim, o ayrı. Baran. Benim kardeşim. Yani babalarımız bir. Benim de kafam karışmıştı. Seni nehir kenarına bıraktım ya o gece. Sonra annen zannettiğim o kadın geldi.
Komutanım. Ada. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Ben bir içeri gireyim. Bunu konuşacağız ama yeri değil. Ne var ya? Ne yaptım abi? Evde konuşacağız dedim. Yürü. Gözlerini. Çocukken yapardın ya hani uyuyormuş gibi. Ben de mahsuzcuktan, aa Baran uyumuş derdim. Sonra bakardın sen bana gözlerini açardın böyle gülümseyerek. Uyumadım ki ben derdin. Ben de mahsuzcuktan şaşırmış gibi yapardım oğlum. Ah derdim, Baran uyumamış. Hadi Baran. Hadi oğlum, aç gözlerini. Baran. Güzel oğlum, aç gözlerini oğlum. Hadi. Hadi uyan. Abi Allah bize Baran'ı bağışladı. Abime bakabilir miyim Narin teyze? Bakabilirsin tabii. Ben geldim. Çok uyuma olur mu? Hem daha boks öğreteceksin. Bisiklete de bineceğiz. Açsana gözlerini gerizekalı. Başardık. Sana teşekkür etmem lazım. Oğlumu kurtardın. Teşekkür etmeni gerektirecek bir şey yok Narin. Senin oğlum benim çocuklarımın kardeşi.
Ben çocuklarımın abisini kurtardım. Eminim benim çocuklarımın başına aynısı gelse sen de yapardın. Yapmazdım değil mi? İnanmam. Rüzgarı da konağa sen getirmedin mi? İkimiz de ne düşünürsek düşünelim, ne hissedersek hissedelim, değiştiremeyeceğimiz bir gerçek var. Bizim çocuklarımız kardeş. Abim iyi olacak mı Narin teyze? Olacak tabii. İstersen sen de git. Bak biz buradayız. Yok gitmem. Gitsem de aklım kalır. Ben bir Sibel'e bakayım. Biz de Ayşe'yi görelim anne. Üzülme artık Sibel abla. Kurtuldular çok şükür. Sağ olun kızlar. Nasıl, daha iyi mi? Sağ ol abla. Vallahi nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum sana. Deme öyle. Çocuklar iyi. Önemli olan bu. Bacım elbiseleri getirdim kardeşin için. Kadriyan'a gönderdi. Sağ olasın. Bu da Baran'ınmış. Sağ ol. Kasım Bey, çocukları da konağa bırakabilir misin? Bırakırım tabii bacım. Ben gelirim yine. Yani bir şey lazım olursa diye. Deyzamoğlu, sen kalıcı mı diye hiç sormuyorum ha. Yürü Kasım. Hadi kızlar siz de. Haydi gelen gelsin. Hadi. Ben de bir Narin'e bakayım. Ben buradayım. Nasıl giydireceğiz ki? Hemşire Hanım, giydireceğiz ama Selim. Tabii, hemen çıkartayım. Tamam, giydirebilirsiniz. Teşekkür ederiz.
Ayşe'yi merak etme oğlum. Yan tarafta. Baran. 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 Ne oldu? Niye kalktın yatağında? Ayşe nerede? Sakin ol oğlum. Ayşe burada. Bırakmadığın için çok teşekkür ederim sana. Ayşe nasıl? İyi, sağ ol. Sen iyi misin? Ben poğaça falan bir şeyler getirdim. Günden beri bir şey yememişsindir. Buyur. Sağ olasın. Kasım git istersen. Sen de sabahladın bize. Mühim değil bacım yani. Hiç gerek yok. Hepimiz buradayız zaten. Siz nasıl isterseniz. Sen de bir şeyler ye. Hatta gel seninle bir çay alalım. Hem hava almış olursun. Kadriye Hanım arıyor. Efendim Kadriye Hanım. Çocuklar nasıl? Merak etmeyin. Hatta Baran ayaklandı bile. Oh maşallah. Nari nasıl? Çok şükür. O da iyi.
Kızım ben Kendall'ı yollayayım, sizi getirsin eve. Vallahi sen de perişan oldun sabaha kadar uykusuz. Benim işe gitmem lazım. Kızım senden şu iş meselesini bir konuşalım biz. Kadriye Hanım benim kararım kesin. Ben çalışmak zorundayım. Ama çok isterseniz yine de konuşalım. Hay kızım tamam tamam. Bu arada kızlara da haber verir misiniz? Sabah aramışlar ama konuşamadık. Tamam kızım tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Vallahi Ebru yengeye bravo. Her şey yetişiyor ya. Narin'e bile yardım etti. Murat'ı ama anlamak zor değil. Seveceği kadını iyi seçmiş. Oy babaannesinin kuzusu mu gelmiş? Ha? Hoş geldiniz kızlar. Günaydın. Günaydın. Geç. Baranlardan bir haber var mı? Biz gece annemi aradık ama ulaşamadık. Ben az evvel konuştum. İkisi de iyiymiş. Siz merak etmeyin. Annem geliyor mu? Sen ananı mı özledin bakayım? Kurban oldum. Anan işe gideceğiymiş. Akşama görürsün. Öğrendiğinde çekip gidersin diye çok korkuyorum. Yüzüme bir daha asla bakmazsın diye çok korkuyorum. Bakıyorum ama içim acıyor. Söylediğim her şey yalanmış gibi. Ben her şeyi biliyorum. Ne? İstersen dışarıda konuşalım. Öyle ya da böyle ona gerçeği söylemelisin. İnsan sevdiğinden sır saklamaz. Sonucu ne olursa olsun söyler. Eğer onu kaybetmemek için yalan söylersen bencillik yapmış olursun. Onu kaybetmeyi göze alacak kadar seviyor musun? Saçma geliyor ama öyle değil. Sadece söyle. Kırıp dökecek, belki küsecek. Ama sonrasında onu kaybetmeye göze alıp söylediğini anlayacak. Bir sınav vereceksiniz. Bu sınavı açtığında da sana sonsuz güveni olacak. Kadınlar güvenebileceği erkeği sever. Eline sağlık Emine abla. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hadi. Oy Emine yengesinin paşası bu, paşası. Biz geç kalmayalım. Görüşürüz. Allah sizin açıklığı versin kızım. Bu saat oldu, niye uyandırmadın? İyi uyuyabildin mi bari? Özlem.
Dur Emine abla, Amun çayını ellerimle koyayım. Kendal, hastaneye git, Nari'ni al, çocukları al, gel. İyi ana, giderik. Melek! Melek! Ana, Melek'te bu ara bir haller var, fark ettin mi? İyice içine kapandı. Afiyet olsun ha. Kabul et. Sen de merak ettin Baran'ı. Ne edeceğim ya? İşim olmaz. Ondan bu sabah birden kahvaltı edesin geldi değil mi? Ya sen annemin zoruyla bile oturmazsın o masaya da. Ben seni bilmiyor muyum? Dün hastanedeki o panik kız da sen değildin. Duygularını saklamaktan ne zaman vazgeçeceksin adam? Anlamıyorum ki ne gerek var. İnsanız biz. İnsan kardeşi için endişelenebilir. Ya bu ayıp değil. Saklanacak bir şey hiç değil. Maya ya. Başıma bir psikolog olmadığın kalmıştı. Benim sakladığım bir şey yok, tamam mı? Sen de vazgeç artık bu kardeşlik hayallerinden. Sıktın artık. Annem şimdi uykusuz mu bitecek şey ya? Maalesef öyle olacak. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım adam. Okul çıkışında istersen fıstık toplamaya gidebilirsin Mayacığım. Ben bir şeyler düşündüm aslında. Dün gece bunları hazırladım. 3-5 bir şey gelir en azından. Ya ne bileyim, kendice parçalarımızı çıkartırız. Yükümüzü almış oluruz annemin omuzlarından. Sağa sola asacağım bunları. Belli olmaz. Arar belki biri. İyi düşünmüşsün. Bana da öğrenci bul. Hani yığılma falan olursa yardım ederim ben sana. Sana söyleyen de kabahat zaten. Siz gidin. Ben bunları asıp öyle geleceğim. Yanımda durup daha da sinirimi bozma. Gel Rüzgar'cığım. Ebru, bu şekilde nasıl işe gideceksin? Zaten sabaha kadar uyumadın. Daha ilk günden izin aldım zaten. Çok ayıp oldu. Gitmem lazım. İlla çalışacağım diyorsun yani. Fırat, artık lütfen bu konuda üstüme gelme. Benim okutmam gereken 3 tane çocuğum var. Artık kendi ayaklarım üstünde durmalıyım. Onlar çok şanslılar. Böyle güçlü ve inatçı bir anneler olduğu için. Ebru. Gerçekten Baran'a söylediğin gibi mi düşünüyorsun? Yani eğer acısa bile seviyorsan, bir sır falan varsa söylemelisin. Kesinlikle. Neyse, zaten geç kaldım. Gideyim ben artık. Alo anne. Ne yapıyorsunuz kızım? Okula gidiyoruz anneciğim. Rüzgar nasıl? İyi anneciğim, iyi. Merak etme. Ya sabah konuşamadık ya, merak ettik. Ben de merak etmeyin diye aradım zaten. İşe gidiyorum ben de. Etmiyorum zaten. Of, o da tamam, görüşürüz. Abla. Ablacığım, nasılsın? Baran nerede? İyi ablacığım, başka odada, merak etmesin. Abla doğruyu söyle. Yorma, kurban olurum kendini. İyi. Oo, hastamız da uyanmış. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yorgun. Korkacak bir şey yok. Ama zatürreye çevirebilir. Çok iyi bakılması lazım. Çok güçsüz kalmışsınız. Kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Sağ olun doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Kalkabilecek misin ablacığım? Abla. Ben o eve gitmek istemiyorum.
O insanları da görmek istemiyorum. Ne olursun kendi evimize gidelim. Ben artık katlanamam. Durum iyi, merak etmeyin. Hatta çıkış işlemlerini de yapabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Oğlum bak niye böyle yapıyorsun? Ana konuşmak istemiyorum. Oğlum bak ben... Ana konuşmayacağım dedim. Buyurun. Gelebilir miyim? Tabii buyurun. Geçmiş olsun Baran. Korkuttun bizi. Abla. Ne olursa olsun ben artık o eve gitmek istemiyorum. Kendi evimize gidelim. Sonrası umurumda değil. Hangi ev Ayşe? Bizim ev dediğin yer bile Kendal Ağa'nın evi. Sen benim çaresizliğimin farkında bile değilsin galiba. Doktor duymadın mı? Bakıma ihtiyacı var dedi. Nasıl bakayım ben sana? Hangi parayla bakayım? Zaten ne geldiyse başımıza bu parasızlıktan geldi. Abla, senin gururun yok belki. Gurur he? Ben gururumu yıllar önce öldürdüm Ayşe. Çaresizlik, kimsesizlik benim gurur yapma hakkımı elimden aldı. Gidelim mi? Hadi kalk gidelim. Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Neyle gideceğiz? Öyle bir mektup yazdın, kalktın gittin. Gerisini düşünmedin bile. Hak etmediğin halde damgası yedin diye kaçtın. Kaçarken düşeceğin yeri görmedin mi? Kaç tane kız var evden kaçıp heder olan, bilmiyor musun sen? Hı? Senin gururun ve namusun için her şeye katlandım ben Ayşe. Ömrümün sonuna kadar da katlanırım. Hayırdır komutan? Baran'ı ziyarete geldim Kendal Bey. Sen de hiç atlamayın böyle şeyleri. Gerçekten çok düşüncelisin, eksik olma. Oğlum nasılsın? İyi abi, iyi. Biraz yorgun ama bir şeysi yok. Doktor bey isterseniz çıkış işlemlerini başlatabilirsiniz dedi. İyi iyi, haydi o zaman hazırlanın. Ben bir Sibel'e bakayım. Siz de hazırlanın. Sonra çıkış yaparız. Anam bekliyor. Komutan, hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Bilin değil mi? Ben de yavaş yavaş gideyim artık. Siz de rahat rahat hazırlanın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de sizi geçireyim. Hazırlanın haydi. Çıkış işlemleri bitsin, gidiyik. Ben muhasebeye ineyim. Uzun sürmez. Siz de fazla oyalanmayın. Ya nasıl ödeyecektik biz bunca şeyi? Sibel, az gelelim.
her şey için çok teşekkür ederim. Ben telaş eden size teşekkür etmeyi de unuttum. Kusura bakmayın. Rica ederim. Aslında ben bir şey yapmadım. Onları siz buldunuz. Siz de artık dinlenin isterseniz. Çok yoruldunuz. Baran da iyi çok şükür. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba Serdar. Geçmiş olsun Halim Hanım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin ne işin var burada? İstanbul'a kargo yolladım da dönüşte burada olabilirsin diye düşündüm. Bil bakalım nereden bildin? Pardon, açmam lazım. Komutanım arıyor. Hep böyle. Anlamadım. Abim yani. Hep yardım eder. Ne zaman başım sıkışsa sorgusuz sualsiz yanımdadır. İyi adamdır benim abim. Sevdikleri için yapmayacağı şey yoktur. Bir numaradır yani. Biliyor musunuz Nalin Hanım? Mutlaka her akşam lafınız geçiyor. Size çok değer veriyor. Ben artık içeri gireyim izin verirsen. Baran'ı da yalnız bıraktım. Kusura bakmazsın değil mi? Tabii tabii. Ne söyledin? Bilemem. Bir şeyler söylemiş olabilirim. Lan Serdar. Abi biraz yardıma ihtiyacım var. Allah aşkına git başından Serdar ya. Gerçekten bir şey söyledin mi? Çıtlattım işte bir şeyler. Ne İşte ne söyledim? Serdar alacağım şimdi ayağımın altına ha. Anahtarları unutmuşsun. Kapı duvar kalmadı diye getirdim. Ama boş ver abi. Takma kafana. Olur böyle aşk durumlarında. İnsanın aklı uçar. Oğlum ne söyledi desene. Allah bilir. Bacını kaybettin sandın, anladık. Ama bir daha seni öldürürüm, oğlunu öldürürüm gibi şeyler söylerse... bak o zaman Gingim'i öldüreyi görürsün. Ya Narin yaptıklarını nasıl kaldırsın kız? Kaçıp gideceğim diyor. O giderse ben de giderim. O olmadan benim içinde yaşamanın anlamının kalmadığını anlamışsındır artık. Haydi toparlanın. Muhasebe nerede bacım? Ana. Şimdi yapılacak tek bir şey var. Özür dileyeceksin. Hiçbir suçu yokken o kızın bu hallere düşmesine sen sebep oldun. Şimdi bunlar yaşanmamış gibi davranamayız. Özür dileyeceksin. Oğlum sen benden ne istediğinin farkında mısın? Ana. Bak her şey zaten yeterince kötü. Bana destek olmak istiyor musun? O zaman özür dile. Abi. Baran tutturdu Ayşe'den özür dileyeceksin diye. Ya ben o kızdan nasıl özür dilerim? Sen de bir şey söyle. Ya teyzem kızı uzatma. Genç kız. Al gönlünü olsun bitsin şu iş. Eğer demezsen Ayşe gidecek. O giderse beni de unut. Baran. Siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Sen o kıza neler yaşattığının farkında mısın ana? Baran. Ana, ben diyeceğimi dedim. Ya Ayşe'den özür dilersin ya da ben de giderim.
geliyor. İngilizce dersi veriyor musunuz? Evet. Ben ders almak istiyorum. Olur tabii. Hangi seviyede? Dersi nerede veriyorsunuz? Yerim... Şerif abinin yerini biliyor musunuz? Evet. Tamam. Akşamüstü orada buluşalım o zaman, olur mu? Tamam, anlaştık. Ayşe. Anamın sana söylemek istediği bir şey var. Ne diyecekse bana desin. Sen karışma. Olanlar için özür dilerim. Evet, her şey tatlıya bağlandığına göre haydi eve gidelim. Haydi, haydi. Haydi. Ayşe, Sibel, haydi. Bana. Bir anne ne için yaşar ki? Evlatları için. Yapmam dediği ne varsa yapar. Katlanamam dediği ne varsa katlanır. Yeter ki mutlu olsunlar. Sağlıkları yerinde olsun. Her ana bilir. Gün gelir evladın birine aşık olur. Senin elini bırakıp onun elini tutar. Varsın olsun. Yeter ki iyi olsun, mutlu olsun, canı sağ olsun. Ayşe, hadi. Geldiler. Ayşe. Geçmiş olsun kızım. Barındın mı? Geçmiş olsun. Öğretmen, geçmiş olsun. Biz hiç özlenmemişiz, anlaşılan. Yok, özledim. Azıcık ben de yardım ettim ama. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok şükür. Ayşe kızım, sana geçmiş olsun. Çok da ablanı.
Vallahi ömründen ömür gitti. Bak kızım, burada tatsız şeyler yaşadım bileyim. Ama bundan sonra her şey başka olacak. Ablanı üzme. O ne yapıyorsa senin için. Hadi sen şimdi gittiğinden. Emine ablan da size bir güzel yemek yapar. Hiçbir şeyiniz kalmaz iki gün. Allah razı olsun Kadriyan. Hadi sen de yalnız bırakma onu. Emine, evde şifalı ne varsa hepsini akşama hazır et. Şimdi ben onların için neler yaparım ana? Oy babaannesinin göz bebeği. Hadi sen de git dinlen şimdi ha. Allah'ım şu konak bir sakinleşsin artık. Bunların hepsi hava hava. Bak nasıl da kuyruklarını sıkıştırıp gelmişler, gördün mü Melek? Narin bunun saçını başını yoldu. Ne kaldı ne bir şeylikleri. Ne oldu? Kürkçü dükkanına geri geldiler. Gelecekler tabii, böyle yağlı kapıyı kim bulmuş? Yok mektup yazmışmış, yok kaçmışmış. He yedik. Ya ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Ben onların ne yapacağımı biliyorum ama dur sen. Kolay gelsin. Murat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldun burayı? Baran'a sordum. Ne işin var burada? Fırat lütfen sen de üstüme gelme. Ebru anlıyorum çalışacaksın ama buna bir lafım yok. Ama bu iş sana göre bir iş değil. Fırat lütfen. Peki tamam. Çalış. Ama benim gönlüm razı değil. Şu haline bak, uyku gözünden akıyor. İyiyim ben, sen merak etme. Senin merak etme dışında bir işim yok zaten. İnsan sevdiğinden sır saklamaz. Sonucu ne olursa olsun söyler. Eğer onu kaybetmemek için yalan söylersen bencillik yapmış olursun. Onu kaybetmeyi göze alacak kadar seviyor musun? Nereye, hiçbir şey söylemedim yani. Yok. Aslında Sorak çok şey söyledi. Nasıl yani? Sevgili abicim. Bak şimdi. Sana yılların çapkını yakışıklısı olarak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bir kadına ondan hoşlandığını ya da bir erkeğin ondan hoşlandığını söylediğini susuyorsa bu iyiye işarettir. Yani boş bir çaba olmayacak. Gitmem lazım. Hadi Mecnuncuğum, ben kaçtım. Bana bak. Bu arada adadan da uzak dur, tamam mı? Neden? Öyle işte, benim dediğimi yap. Yoksa onunla buluşmaya mı gidiyorsun? Yok. Küçük bir dostumu göreceğim. Tabii haklı. Ne de olsa Sibel'in bacısı ne yapıp edip bizi yola getiriyor. Özlem bir sus. Ana niye haklı olunca susturuyorsunuz ya? Ey sustum. Baron,
konuşmamız lazım. Şimdi mi? Hemen. Tamam. Sen iyisin değil mi? Biraz halsizim ama doktor Bilge güne geçer dedi. Sen bana bir şey söyleyecektin. Baran iyi görünmüyorsun. Kötü bir şey mi oldu? Annem mi bir şey dedi? Yok, anam değil. E ne oldu o zaman? Anlatacağım. Ama önce söz vereceksin bana. Ne sözü? Söylediklerimi duyunca beni terk etmeyeceksin. Sevmekten vazgeçmeyeceksin. Baran, ne oldu söylesene artık. Ben sizin evi daha önce gördüm demiştim ya. Gördüm. Sadece evi değil ama. Ablam da daha önce gördüm. Ne demek istiyorsun Baran? Ya ana, hepsi numara. Gör artık. Nasıl geri geldiler ha? Onu de hele bana. Kapağı attılar buraya. Giderler mi? Gitmiyorlar işte. Konuyu da kapattılar. Ya şunların ezik pozlarına inanmayın. Gözünüzü seveyim ya. Özlem, bak sana sabredeyim. Ama yeter. Alay ediyordun ama ilanı asar asmaz ilk öğrencim aradı. Gel istiyorsan beraber tanışalım. İyi. Görelim bakalım şu öğrencini. Kronun tekidir kesin. Söyle artık ne diyeceksin. Ayşe söz ver. Seni terk etmeyeceğim de. Baran, ne söyleyeceksen söyle. Amcam. Beni ablanın koynuna sokmaya çalıştı. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım Ayşe. Ben seni kaybetmeyi göze alacak kadar çok seviyorum. Zorladı Ayşe. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Ablamın da benim de hiçbir suçumuz yok. Ayşe.
Ayşe. Ayşe. Bırak Ayşe. Beni. Bırak, 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 bırak. Beni. Bırak. Ayşe. Ne o sosyete gülü? İşten mi? Evet. İyi, atlaydı. Gerek yok, yürüyün ben. Uzatma da bin şu arabaya, konuşacaklarım var. Haydi. Efendim abi. Söyle bakalım Sayın Aşk Profesörü. Aramam doğru mu olur yoksa olmaz mı? Eskiden ne güzel arıyordum ama artık sayende... Abi ara ya. Ya amma uzattın. Korkak olma. Bunu da mı benden öğreneceksin? Oho. İşimiz var sende ha. Hadi meşgulüm şimdi, görüşürüz. Korkakmışım. Neden korkacağım ki? Narin Hanım, bir saniye lütfen. Ne var oğlum? Komutanım, sabahki aramalarda bunu bulduk. Ver. Beni ablanın koynuna sokmaya çalıştı. Gelin ana, gelin.